Gelelim tedaviye. E, kişiye özel herhalde tedavi yapıyorsunuz. Yani bir kişi sadece hipertansiyonu mu var. Altta yatan bir başka hastalık var o mu hipertansiyonu tetikliyor ya da hipertansiyona eşlik eden biraz önce vurgu yaptığınız gibi şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi bir durum mu var? Böyle durumlarda tedaviye yaklaşımınız nasıl oluyor? Bir diğer soruyu da sorayım izninizle e, ve tedavide ne gibi gelişmeler var? Hipertansiyonlu hastaların tedavisinde tabii ki düzeylerine göre tedavi ediyoruz çünkü bugünkü sınıflamamızda e, birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece hipertansiyon ya da çok hafif düşük e, riskli hipertansiyon ya da orta derecede riskli çok yüksek riskli hipertansiyon hastaları gibi sınıflamamız lazım ve buna göre de tedavi stratejimiz değişiyor. Tabii ki daha önceki yıllarda çok düşük riski olan ya da hafif hipertansiyon yüzeyinde tedaviye başlanmıyordu. Ancak yapılan son çalışmalar ışığında çok daha erken dönemde tedavinin yapılması gerekliliği ortaya kondu. Çünkü hipertansiyon bir kalp damar hastalığı sürecinin ilk noktası ve tüm diğer risk faktörleriyle birlikte önce hiç klinik belirtisi olmayan, her, herhangi bir yakınmaya neden olmayan organ hasarları olabiliyor. Daha sonraki dönemde inme, kalp yetersizliği, kalp krizleri gibi ve bu süreç en son eğer tedavi edilmezse ve kan basıncı kontrol altına alınmazsa hiç istemediğimiz bir son olan e, ölümle bitebiliyor. O nedenle ne kadar erken dönemde tedaviye başlayabilirsek ve kan basıncını kontrol altına alabilirsek o zaman hem kullandığımız ilaçların yararını daha fazla görebiliyoruz hem de kan basıncı yüksekliğinin yaratacağı doğurmuş olabileceği bu organ hasarlarını ve klinik hastalıkları önleyebiliyoruz.